Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde 2018'de tek adam vesayet rejimine fiilen geçildikten sonra hızla derinleşen devlet krizi, ekonomik kriz, bunlara bir de geçtiğimiz yıl eklenen korona salgınıyla ülkemizin içine düşmüş olduğu ağır buhran ve bunun yaratmakta olduğu toplumsal tahribat vardı. Tek adam vesayet rejimi devletimizi felç etti. Bundan 2300 yıl önce yaşamış büyük bir bilge, Aristo, devlet toplumun tam ve doyurucu bir yaşam sürmesi için vardır. Devletin amacı yalnızca yaşamayı olanaklı kılmak değildir. Yaşamaya değer bir yaşamı kurmaktır diyor. Bu ucube şahsın vesayet rejiminde devlet, bırakın vatandaşlarımıza yaşamaya değer bir yaşam kurmayı, vatandaşlarımızın yaşamını dahi koruyamıyor, korumuyor. Devlet krizinin zirve yaptığı son yıllarda Türkiye'nin göbeğinde, başkentimizde ana muhalefet partisi liderine linç girişiminde bulunuluyor. Mafya artıkları ve çeteler siyasetçilere, gazetecilere olmadık tehditler savuruyor. Yetmiyor, kalleş saldırılar düzenleyebiliyor. Hükümet bu terör saldırılarını sadece seyrediyor. Ufak orta ise bu saldırıların arkasındaki mafya bozuntularına sahip çıkıyor. Bıyık altından sırıtarak olan bitenden keyif alıyor. Geçtiğimiz cuma günü de uzaktan kumandalı çeteler Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ, basın mensupları Sayın Orhan Uğuroğlu ile Sayın Afşin Hatipoğlu'na kalleşçe saldırdılar. Aynı gün içinde gerçekleştirilen ve organize olduğu açıkça belli olan bu saldırıların amacı, demokrasimizin, basın özgürlüğünün ve bu ülkede siyasetin özgürce yapılmasının önünü kesmektir, terördür. Bu yaşadıklarımız sıradan olaylar değildir. Tekrar söylüyorum, demokrasiye darbedir, terördür. Bunlar vakayı adiyeden de değildir. Biz bu saldırıları lanetliyoruz. Saray hükümetinin failleri bir an önce yakalayarak yargıya teslim etmesini, yargının da hızla gereğini yapmasını bekliyoruz. Böyle bu olayları getireceksiniz, adi vaka gibi, organize bir suç bile telakki etmeden adi suç gibi işlem yapacaksınız. Olmaz. Çok açık söylüyorum, bu saldırıları cesaretlendiren saray ortaklarının kirli siyasi dilidir. Saldırganlara ve tehdit savuranlara gösterilen hoşgörüdür. Hatta bunlardan öyle gözüküyor ki esirgenmeyen himayedir. Bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri tehdit edilince sinsice el ovuşturup sessiz kalanlar, Cumhurbaşkanı zırhına sığınan AK Parti Genel Başkanı'na sözde denince bir bardak suda fırtına kopardılar. Sayın Genel Başkanımıza Çubuk'ta düzenlenen linç girişiminden sonra ne yapıldı? Yine çok yakın zamanda bir mafya bozuntusunun tehditlerine karşı yargı ne yaptı? Siyaset kurumu ne yapıyor? Beylerden tehditlere karşı ortak bir tavır almalarını bıraktık. Sarayın küçük ortağı tehditleri savuran mafya artığını sahipleniyor. İşte bugün mafya artıkları ve çeteler başkentte terör estiriyorsa, bu kadar pervasızca sahneye çıkabiliyorsa, bunun arkasında sarayın bu olaylar karşısındaki mefruç tavrı, yurttaşların güvenliğini sağlama konusundaki yetersizliği vardır. Mafya ve çeteler başkentte, peki devlet nerede? Devletin polisi nerede? Yargısı nerede? Bu saldırıların tüm failleri ve azmettiricileri nerede? Öyle şüphelileri gözaltına alacaksınız. Adi suçtan soruşturmaya tabi tutup bırakacaksınız, bu tiyatroları oynayacaksınız, bu yetmez. Bu organize terör saldırılarının en kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Genel Başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmaları içeren FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığımız nedeniyle MYK'mızın en genç kadın üyesi olan ancak milletvekili olmayan arkadaşımıza dava açmışlar. Bu davada sarayın, şahsın, vesayet rejiminin
muhalefete siyaset yaptırmama, demokratik siyasetinin önü kesme çabasının en müşahhas örneklerinden biridir. Terörden medet umanları çok açıkça uyarıyoruz. Dikişleri tutmayan bu ucube rejim elbisesini, memleketimizin üzerine uymayan bu deli gömleğini silahla, sopayla, tehditle, şantajla Türkiye'nin üzerine uydurabileceğinizi zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu çabanız beyhudedir. Yanlış bir haritayla doğru bir hedefe ulaşamazsınız. Biz milletimize güveniyoruz. Gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimiz sizlerin ne yaptığını görüyor. Notunuzu da veriyor. Sabırsızlıkla beklediği sandıkta bu beceriksizliğe, bu rezilliklere, bu pespayeliğe dur diyecek. Emaneti işin ehline, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Millet İttifakı'na verecek. Değerli basın mensupları, ülkemizde insanlarımızın canını tehlikeye atan bir diğer önemli tehdit ise salgın. Salgın da çok kötü yönetildi. Salgının yükü fedakar sağlık çalışanlarımızın omuzlarında kaldı. Saray ise vaka sayısı, hasta sayısı oyunlarıyla kendine vitrin yapmaya çabaladı. Yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Bugün aşı süreci çok kötü yönetiliyor. Aşıda bütün dünya zamana karşı yarışıyor. Bazı ülkeler nüfusunun %20'sini aşıladılar bile. Ama biz bu yarışta maalesef çok geride kaldık. Önce aşıların 11 Aralık'ta geleceği söylendi. Ama bugün aşılama ancak 13 Ocak'ta başlayabildi. Bunun anlamı nedir diye baktığımızda 11 Aralık'tan bugüne kadar 8020 yurttaşımızı kaybettik. Bu korkunç bir tablo. Hani bu ucube tek adam vesayet rejiminde kararlar son derece hızlı alınacaktı? Maalesef şahsın vesayet rejiminde her alanda olduğu gibi aşıda da tam bir fiyasko yaşandı. Tüm dünya hükümetleri aşılamadaki yarışı görerek yurttaşlarına pek çok farklı kaynaktan aşı tedarik etmeye çalıştılar, ettiler. Saray ise sadece Çin'den, yani tek bir kaynaktan, o da topu topu 3 milyon doz aşı getirmiş gözüküyor. Yani gelen aşı sayısı sadece 1,5 milyon yurttaşımıza yetecek kadar. Maalesef ne yeterince aşı bağlantısı ne de aşı çeşitlendirmesi yapılabilmiş. Neden yapılamamış? Para mı yoktu? Planlama mı yapılmadı? Gelen aşılar için kaç para verildi? Neden bu kadar bekletildi? Kim için bunlar? Hangi yandaş için bu aşılar bekletildi? Bunları bilmiyoruz. Ama ortada bir beceriksizlik, yani bir yandaş kayırma çabası olduğu açık. Alman aşısının gelip gelmeyeceği konusunda hükümetin kafası hala karışık. Bakan anlaşmayı yaptık diyor. Erdoğan nihai kararı henüz vermedik diyor. Yani tam bir curcunadır gidiyor. Salgına karşı toplumsal bağışıklık kazanmamız için nüfusun en az %60'ının aşılanması gerekiyor. Yani 4,5 milyon Suriyeli ile beraber en az 105 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Peki gelen ne kadar? Sadece 3 milyon doz garantili. Geriye kalan 102 milyon doz aşı ne zaman gelecek? Onu biz bilmiyoruz. Ama hükümet de bilmiyor. Oysa Sağlık Bakanı geçtiğimiz Aralık ayının başında, Aralık ayında 10 milyon. Ama muhtemelen 20 milyon temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında ise 10 milyon doz aşı temin etmiş olacağız diyordu, dedi. Ocak ayının ortasını geçtik. Yaklaşık 40 milyon doz aşının şu ana kadar gelmiş olması gerekirken gelen aşı 3 milyon doz. Şahsım hükümetinin başı ayrı rakamlar üflüyor, bakan ayrı rakamlar üflüyor. Gelen çok sınırlı sayıda aşının ilk aşamada sağlık çalışanlarına, bakım evlerinde kalanlara, 85 yaş üzerinden başlayarak 65 yaş ve üstü olanlara yapılacağı söylenmişti. Ama aşı konusunda herkesin gönlünü rahat tutacağı bir aşılama takvimi ve uygulama hala ortada yok. Ne var? Özendirici kampanyalar var.
Şimdi şunu açıkça sorayım. Olmayan aşının tanıtım kampanyası mı olur? Millet aşıdan kaçmıyor ki. Tam tersine aşıyı bekliyor. Siz getirin yeter olacak. Devletin görevi aşıda özendirici kampanya yapmak değildir. Devletin görevi önce vatandaşına en kısa sürede aşıyı yapmaktır. Bu ülkede hükümet, yalakası şarkıcıların, türkücülerin aşıda ne önceliği var? Bu ülkede genç AK Parti MKYK üyelerinin aşıda ne önceliği var? Genç AK Partili belediye meclis üyelerinin ne önceliği var? Daha pek çok doktora, sağlık çalışanına, güvenlik görevlisine aşı yapılmadan bunlara aşı neden yapıldı? Ya bari aşıda kayırmacılık yapmayın. Sayın Genel Başkanımız, vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak mutlaka aşı olacağını ifade etti. Ama önceliğin sağlık çalışanlarının aşılanması olduğunu da söyledi. Genel Başkanımızın ve partimizin düşüncesi eldeki sınırlı sayıdaki aşının önce sağlık çalışanları için kullanılmasıdır. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet tarihimizin en ağır buhranlarından birini yaşıyoruz. Ekonomimiz entübe, çiftçilerimiz entübe, esnaflarımız entübe, emekçilerimiz entübe. Esnaflarımız demişken, esnaflarımız cinnet getirme noktasında. Bundan 20 yıl önce Başbakanlığın önünde kasa atan esnaf, şimdi Ankara Kalesi'nin burçlarından kaldırıp kendini atıyor. Çanakkale'de 28 yaşında bir genç, hayattan bir beklentim kalmadı, bundan sonrası içinde ümidim yok diyerek canına kıymaya kalkıyor. Gençleri bu hale getirmeye ne hakkımız var? Bu ülkenin insanları saraya canıyla ihtarname çekiyor ama duyan yok. Milletin feryadı sarayın duvarlarını bir türlü aşamıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak Ankara'nın Polatlı ilçesindeydik. Esnaflarımızla, çiftçilerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik. Türkiye'nin hangi sorunu varsa Polatlı'da da o sorunlar var. Polatlı'da esnaf çok dertli. Esnaflarımız sicil affı istiyor. Bankalardan ve esnaf kefaletten alınan kredilerin faizsiz, en azından faizsiz ertelenmesini talep ediyor. Esnafımız bana göstermelik değil, yeterli destek verin diyor. Polatlı demek aynı zamanda tarım demek, besicilik demek. Besici haykırıyor. 7.000-7.500 liraya aldığım hayvana yıl boyunca 5-6 bin liralık yem veriyor. Buna karşın karkas etin kilosunu 33 liradan satıyorum. Ettiğim masraf 13 bin lira, elime bir hayvandan geçen para 10 bin lira. Ben nasıl ayakta kalacağım diyor. Besiciler usanmış, köylerini terk ediyorlar. Polatlı ülkemizin soğan üretiminde en önemli merkezlerinden biri. Sezonda 1 lira 40 kuruşu gören soğan şimdi 70 kuruşlara kadar düşmüş. Fiyat üreticinin maliyetini karşılamıyor. Bir çiftçimiz kilosuna 90 kuruş masraf ettiğim soğan 70 kuruşa satılıyor diye şikayet ediyor. Lokantalar kapanınca, turizm sekteye uğrayınca soğan talebinde de çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bir başka çiftçimiz 2 yıl önce Mısır'dan çöpe atılacak soğanları getirdiler ve getirdikleri paranın da altına sattılar. Tarım kredi görev zararı yazdı. Peki bugün biz maliyetin altına sattığımızda biz zararımızı nereye yazalım diye Tarım Bakanlığı soruyor. Bu işin üretim tarafı. Bir de depoculuk tarafı var. Hani AK Parti Genel Başkanı tarafından terörist ilan edilen depocularımız. Depocular geçen dönemde getirilen ihracat kısıtlamasının kendilerini köşeye sıkıştırdığını anlatıyor. Tek kurtuluşumuz ihracat diyor. Soğan ucuz ama taşıma maliyetleri alıp başını gittiği için ihracat yapamıyorlar. Konteyner fiyatlarındaki son seviye ihracat yapılmasını engelliyor. Yurt dışına mal göndermek de çok pahalı. Ama yurt içine mal göndermek de ucuz değil. Şoförler odası özellikle İstanbul'a gönderecekleri mallardaki yol ve köprü geçiş paralarından muzdarip. Mazot fiyatları almış başını gitmiş. İstanbul'a kimse mal götürmek istemiyor. Kamyoncu esnafı acil olarak mazotta ÖTV kalksın diyor. Cefakar çiftçimiz saray hükümetinden görmediğini,
Ankara Büyükşehir Belediye'mizden görmüş. Belediyemiz nohutta yaptığı destekleme alımlarıyla Ankara'da nohut üreticisini tüccarın tahakkümünden kurtarmış, rahat bir nefes aldırmış. Cumhuriyet Halk Partisi umut olmuş. Değerli basın mensupları. Polatlı'da da bir üreticimizin söyledikleri, Türkiye'de son 2 yıldır yaşadığımız devlet krizinin en güzel özetiydi. Şöyle dedi üreticimiz, adalet mülkün temelidir. Adalet yoksa her şey çöker kardeşim. Siz düzgün kurallar koyun, biz uyarız. Biz kral istemiyoruz, kural istiyoruz. Vatandaşın son cümlesini bir kere daha tekrarlıyorum. Biz kral istemiyoruz, kural istiyoruz. Vatandaş sonuna kadar haklı. Kuralın olduğu yerde öngörülebilirlik vardır. Öngörülebilirliğin olduğu yerde güven olur. Güven olan yerde yatırım olur, üretim olur, iş olur. Ama kendini kral sananların yönettiği bir ekonomide kural olmaz, keyfilik olur. Keyfi kararların alındığı bir ekonomide bu ülkenin bereketli toprakları bırakılır. Sudan'da, Nijer'de tarım yapılır, işsizlikte başını alır gider. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim parolamız bellidir. Kendi ülkemizde, kendi toprağımızda, kendi çiftçilerimizde üretim. Biz çiftçimizi ve tarımı koruyacağız. Tarımsal üretimi planlı yapacağız. Derde derman olacak desteklerle çiftçimizin her zaman yanında olacağız. Üretici daha tarlasına tohumu atarken ürününü kaça satacağını, en az kaça satacağını bilecek. Değerli basın mensupları. Ortalık satılık otel ilanından geçilmiyor. Gazeteler 5 yıldızlı iflas diye başlık atıyor. Bankalar turizmin merkezi Antalya'yı takibi almış. Turizm sektörü çığ gibi artan borçların gölgesinde. Sadece Antalya'daki otellerin bankalara borcu 6 milyar 700 milyon dolara ulaşmış. Turizmciler banka borçlarının yeniden yapılandırılmasını istiyor. Bu arada turizm deyince turizm ve seyahat acentalarını da unutmamak gerekiyor. Otellerimiz turizmin çiçek bahçesi ise seyahat acentalarımız da o bahçenin arıları. 2020'de bahçede çiçekler açmadı. Arılar da bal yapamadı. Belki 2021'de çiçekler yeniden açacak. Ama hükümet bir şey yapmazsa ortada bal yapacak arı kalmayacak. Ya da birilerinin birkaç arısı kalacak. Onların balı da belki saray sosyetesine yetecek. Ama millete yetmeyecek. Önümüzdeki yıllarda turizm sektörü felç olabilir. Eğer olursa bu soğan üreticisinden hediyelik eşyacısına, lokantacısından garsonuna, esnafı, sanayiciyi, herkese etkileyecek. Değerli basın mensupları, dertler derya olmuş, vatandaşlarımız da birer sandal, vatandaşlarımız dert deryasında devrilip batmamaya, ayakta kalmaya uğraşıyor. Hayat pahalılığı milletimizi inim inim inletiyor. TÜİK'in enflasyonuyla çarşı pazarının enflasyonu arasındaki makas 2'ye katlanmış. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur. Aslında şahsım hükümetiyle ülkemiz kara mizah ülkesi oldu. Raflarda ayçiçek yağı artık tek taş pırlanta muamelesi görüyor. Gençlerimiz tek taş pırlantayı bırakıp 5 litrelik ayçiçeği yağı ile evlilik teklifi yapmaya başlamış. Bu arada üretici dernekleri de ham maddedeki son fiyat artışlarının raf fiyatlarına henüz daha yansımadığını söylüyor. Sıvı yağa %20 yeni zam gelmesi bekleniyor. Yine market raflarında 1 litrelik pastörize sütün fiyatı 8 liraya dayanmış. Karton yumurtanın fiyatı tavuğun fiyatını geçmiş. Milletimiz tavuk horozdan boşanmış, nafakasını biz ödüyoruz diye isyan ediyor. Bugüne kadar hiç görmediğimiz açlığı şimdi görüyoruz. Millet öğün atlayarak ayakta durmaya çalışıyor. Çöp konteynerlerinden, pazar döküntülerinden rızkını toplayan vatandaşlarımızın görüntüleri artık sıradanlaştı. Sayın Erdoğan, 18 yıl yönettiğiniz bu ülkede insanlarımız pazar artıklarından, çöpten topladıkları meyve sebzeyle evlerine rızık götürmeye çalışıyorsa, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilenlerin sayısı milyonlarla ifade edilmeye başladıysa, millet sayenizde askıda kuru ekmek gözlüyorsa,
pek çok emeklimizin maaşı asgari ücretin bile altındaysa, asgari ücret de yoksulluk sınırının altındaysa, bundan sorumlu bir hükümet olmalı değil mi? Anadolu'nun kalbi Kayseri'de sadece son bir ayda 7 vatandaşımız canına kıydı. O Kayseri ki Türkiye'nin en zengin üretim merkezlerinden biriydi. Ama şimdi Kayseriler ucuz karnabahar ve elma için şu karda kışta ucu görünmeyen kuyruklarda beklemeye başladı. Bu ülkede insanlarımız ekmeğinden 1 lira arttırmak için halk ekmek kuyruklarında 40 yıl öncesinin yağ tüp kuyruklarını yıllarca dillerinden düşürmediler. Şimdi iş kuyrukları, ekmek kuyrukları, yardım kuyrukları, bir de utanmadan varlık kuyruğu dedikleri soğan patates kuyrukları, ucuz meyve ve sebze kuyrukları ve hatta gasilhane kuyrukları ortadayken ağızlarını bıçak açmıyor. Başka başka şeyleri konuşuyorlar. Ne oldu Sayın Erdoğan? Bunda hükümetinizin hiç mi sorumluluğu yok? Yoksa bu kuyrukları siz sarayınızdan görmüyor musunuz? Peki 2011 seçimlerinden önce meydan meydan dolaşıp anlattığınız, devletin kalkınma planlarına bile koydurduğunuz bir 2023 hedefleri vardı. Yani Cumhuriyet'in 100. yıl hedefleri vardı. O hedeflere ne oldu Sayın Erdoğan? Hala çıkıp 2023 hedeflerine ulaşacağız diyorsunuz da o hedeflerin ne olduğunu ağzınıza bile alamıyorsunuz. Ne oldu Sayın Erdoğan? Dilinizi mi yuttunuz? Bundan 10 yıl önce millete, ben söyleyeyim. Bundan 10 yıl önce millete 2023'te 2 trilyon dolar milli gelir vaat etmiştiniz. En son altına imza attığınız orta vadeli programda 2023'te milli gelirimizin 875 milyar dolarda kalacağı gözüküyor. Ne oldu şimdi bu 2 trilyon dolarlık milli gelir hedefine? Bundan 10 yıl önce aynı meydanlarda 2023'te kişi başına milli gelirimiz 25 bin dolar olacak dediniz. Gelirinizi buraya çıkaracağım dediniz. Şimdi aynı dokümanda ancak 10 bin dolar olur diyorsunuz. Aradaki 15 bin dolarlık fark nereye gitti? Kimlerin cebine gitti Sayın Erdoğan? Milletin boğazından kesilen paralarla saray mı yaptınız? Ama bir hedef var ki onu da ikiye katlamışsınız. 2023'te işsizliği %5'e düşüreceğiz demiştiniz. Şimdi çıkmış %11'de kalacak diyorsunuz. Bugün arkanızda AK Parti bayraklarının arasında Cumhurbaşkanı forsunun durduğu bir kürsüde bir konuşma yapıyorsunuz. Gerçekten bu ucube tek adam parti devleti rejiminin ne olduğunu açık seçik ortaya koyan bir tablo. Orada çıkıp diyorsunuz ki vizyon hedefleri olan tek parti biziz. Sayın Erdoğan, şu sonuçlar sadece 2023 hedeflerine ilişkin sonuçlardaki sapmalar artık sizin ne misyonunuzun ne de vizyonunuzun kalmadığını gösteriyor. Size soruyoruz. Tekrar soruyoruz. Alameti farikanız olan 2023 hedefleri ne oldu Sayın Erdoğan? Müteahhit neyi taahhüt ettiğini bilir. Taahhüdünü yerine getirmeyen müteahhit de bedelini öder. Milletimiz neyi taahhüt ettiğiniz gün gibi hatırlıyor, biliyor. Ama neyi yapabileceğinizi de gördü. Notunuzu verdi. Yerinizi göstermek için önüne gelecek sandığı sabırsızlıkla bekliyor. Değerli basın mensupları, bütçe dengesi de hızla bozuluyor. 2020'de 139 milyar lira olması hedeflenen bütçe açığı 173 milyar lira olmuş. Ama bakan, 2020 yılı bütçe açığımız hedeflenen 239 milyar liranın altında 173 milyar lira olarak gerçekleşti. 66 milyarlık tasarruf sağladık diye övünüyor. Şimdi Sayın Bakan, Devlet Planlama Teşkilatı kökenlidir. Bütçe hedefi nedir? Program gerçekleşme tahmini nedir? Bilir. Bu ifadesini çok yadırgadığımı belirtmek isterim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği bütçe hedeflerine göre, bütçede bırakın tasarruf yapmayı, 34 milyar lira daha fazla söylediğinizden, taahhüt ettiğinizden 34 milyar lira daha fazla açık vermişsiniz. Bu açık içinde daha fazla borçlanmak zorunda kalmışsınız. Ayrıca harcamalardaki artışın hesabını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermemişsiniz. Sayın Bakan'ı uyarmak da bizim görevimiz. Bütçe gerçekleşmesinin 2 ay önceki tahminin altında kalmasının nedeni vergi gelirlerindeki hormonlu artıştır. Ucuz krediyle öne çekilen araba ve ev satışlarının yol açtığı vergi artışının bir kez daha bu yıl tekrarlanması imkanı kalmamıştır. Geçtiğimiz yıl bunu yaptınız. Ama bu yıl bankaların borç verecek mecali kalmadı. Faizler aldı başını gitti, milletin de borç alacak mecali kalmadı. Hesabınızı bu yıl için ona göre yapın. Yine ekonomi yönetimi söylemiyor ama biz söyleyelim. 2020'de 66 milyon lira fazla vermesi hedeflenen faiz dışı denge 38 milyar 780 milyon lira açık vermiş. Faiz dışı bütçe dengesi son 2 yıldır üst üste açık veriyor. Böyle bir durumla 1993'ten bu yana karşılaşmadık. Son 2 yıldır faiz ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyoruz. Yine son 2 yıldır ikiz açık sorunu dediğimiz hem dış açık hem de iç açık sorunuyla karşı karşıyayız. Salgın nedeniyle böyle bir tabloyla karşılaştık desek, salgında bütçeden millete doğru dürüst bir destek vermediniz ki. Bize benzer ekonomiler içinde vatandaşına bütçeden en az destek veren ekonomilerden bir tanesi Türkiye. 2020 bütçesinde verilen karşılıksız gelir desteği topu topu 6 milyar lira. Millete destek yerine borç verdiler. Bütçeden geçilmeyen köprü otoyol için ise 5 havuz müteahhidine 13 milyar 902 milyon lira döviz garantili gelir ödediler. Tekrar ediyorum. Millete salgında vere vere 6 milyar lira, 5 havuz müteahhidine 14 milyar lira. Şimdi salgında 5 havuz müteahhidine tüm millete verdiğiniz paranın desteğinin 2 katını verdiğiniz zaman bunu hiçbir şeyle izah edemezsiniz. Bakın salgın dönemindeyiz. Milletin evinde internet yok. Çoluğun çocuğunun tableti yok, bilgisayarı yok, çocuklar doğru düzgün uzaktan eğitim alamıyor. Ama 2020'de eğitim harcamalarından 766 milyon lira kesmişsiniz, onu da bu 5 müteahhide azık yapmışsınız. Ha, çocukların eğitiminden kesip 5 müteahhide vermek ne demek oluyor? Bu nasıl bir vicdandır? Bu hangi izana sığar? Koskoca bir kuşağı hükümetin beceriksizliği yüzünden göz göre göre kaybediyoruz. Bunlarda vicdan izan olmadığını biliyoruz da milleti kuru ekmeğe muhtaç edenler yazlık sarayları için 640 milyon 500 bin lira, kışlık sarayları için 99 milyon lira, Ankara'daki sarayların ek binaları için de 3 milyar lira harcayacaklarını söylüyorlar. Bu sarayların toplam bedeli bu yapılacak tüm yatırımların. O da şimdilik. Bu hesabın içinde uçan kaçan saraylar da yok. Sonra da çıkıyorlar millete tasarruftan bahsediyorlar. Tasarruf millete, debdebe israf beylere. Niye? İtibardan tasarruf olmaz. Değerli basın mensupları, kayınpeder damat bir olup Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını buharlaştırdılar. Şimdi damat ortada yok. Allah sonumuzu hayır eylesin dedi, bırakıp gitti. Bu 128 milyar dolar esnafa gitmedi, çiftçiye gitmedi, işçiye gitmedi, emekliye gitmedi. Bu para nereye gitti? Soruyoruz, cevap yok. Kim verdi? Hakkında soruşturma açtınız mı? Gereğini yapıyor musunuz? Ona da cevap yok. Herkes yerinde oturuyor. Bir tek damat gitti. Faiz sebep, enflasyon neticedir deyip bir de Merkez Bankası Başkanı uğruna 128 milyar doları gözlerini kırpmadan harcadılar. İki Merkez Bankası Başkanı'nı yaktılar. Para bitti, damat gitti. 2 ayda Merkez Bankası faizlerini 7 puana yakın arttırdılar.
Şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi %17 oldu. Dünya üzerinde en yüksek politika faizine sahip 10. ekonomiyiz. Evet, burada ilk 10'a girmişler. Önümüzdekiler kim? Venezuela, Arjantin, Zimbabwe, Yemen, Liberya gibi ülkeler. Şimdi yüksek faizle Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyoruz. Peki bu durumun sorumlusu kim? Her fırsatta ekonominin başında ben varım ben diye bağıran Erdoğan. Şimdi aynı Erdoğan çıkmış yeniden yüksek faiz sebep, yüksek enflasyon neticedir diyor. Bir yandan da bankaları haşlıyor. Madem öyleydi, damadın kellesini neden aldın? Şimdi de belli ki kellesini alma sırası yeni ekonomi yönetimine gelmiş. Çok açık söylüyoruz. Bu ekonominin rahatlaması için görevden ayrılması gereken kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimiz sandıkta bunu yapacaktır. Milletimiz bu kifayetsiz yönetime sandıkta notunu vermek, evlerine göndermek için artık gün saymaktadır. Mazlumların ahı pahasına sadece kendilerine ve yandaşlarına hayrı dokunan bu ucube tek adam vesayet rejimi ilk sandıkta bitecektir. Milletimizin teveccühüyle Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizi aydınlığa çıkarmaya hazırdır. Biz hazırız, dostlarımız hazır, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Müsaadenizle onları ileteceğim. İlk olarak KRT'nin sorusunu iletiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop bir televizyon kanalına verdiği röportajda bu sistem ile parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanı kavramlarının sadece adaş olduğunu, cumhurbaşkanının tarafsız olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı bir siyasi parti üyesi ise, bir siyasi partinin genel başkanıysa, yetkilisi ise şüphesiz taraflı birisidir dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bu açıklama aslında Cumhurbaşkanı'nın Cumhur'un başkanı artık olmadığını açık seçik ortaya koyan bir açıklama. Cumhurbaşkanlığı makamı artık vatandaşların tamamını kucaklamıyor. Bugün oysa bugün ülkemizin ihtiyacı tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak, gerçekten tarafsız olacak bir cumhurbaşkanı. Aslında bugün ülkemizin içine düştüğü devlet krizinin en önemli unsuru, en önemli sebebi bu. Ve yaşadığımız buhranın da en önemli gerekçelerinden biri bu. Cumhurbaşkanının tarafsız olmamasının yarattığı sakıncalar bu ülkede 70 küsur yıl önce anlaşılmıştı. Bu ucube sisteme geçmek, tarihin akışını değiştirmeye çalışmaktır. Bu ucube sistemle kimse tarihin akışını değiştiremez. Ama bir şey olur, milletimizin cebi boşalır. Hukuk devleti olmadığı için, demokrasi yıprandığı için, milletin can ve mal güvenliği kalmadığı için, aş olmaz, iş olmaz, yatırım olmaz, milletin cebi boşalır. Ben er ya da geç akıl ve sağduyunun galip geleceğine parti olarak inanıyoruz. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir gazeteye verdiği röportajında eğer bu kaset operasyonu yapılmamış olsaydı Sayın Baykal CHP'deki görevini bırakmayacaktı. FETÖ böyle bir değişiklik istemiş midir? Öyle görünüyor ki evet. Siyasi bir dizayn çabası olduğu görünüyor ifadelerini kullandı. Sizin buna ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Tabii o gün FETÖ ile beraber yol yürüyenlerin bugün böyle bir değerlendirme yapması aslında son derece ayıptır. İnsanların özel hayatını ne özeli, genel diyerek meydandan da kullananların da kim olduğunu milletimiz gayet iyi bilmekte ve hatırlamaktadır. O gün bunları söyleyenlerin şimdi timsah gözyaşları dökmesi hiç samimi değildir. Yani şimdi siyasi dizayn operasyonundan bahseden Sayın Numan Kurtulmuş'a biz de şunu sorsak, siz kendi partinizi bırakıp AK Parti'ye gittiniz. Bu da mı bir FETÖ projesiydi?
Yani şimdi bu doğru olur mu? Yapılan şey çok ayıptır. Artık bu noktalara gelindiyse bu çaresizliğin ifadesidir. Başka hiçbir şey değildir. Kimin ne yaptığını bu millet gördü. Bu millet gayet iyi hatırlıyor. Evet. Efendim ATV Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2021 Haziran'da erken seçim beklediğini açıkladı. Millet İttifakı'nın bir üyesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu açıklama ilişkin değerlendirmesi nedir? Sayın Akşener'in tespiti bizim de tespitimizdir. Şahsım rejimi ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybetmiştir. Geçen her gün milletin sırtındaki yük daha da ağırlaşmaktadır. Bir an önce seçime gidilmesi ihtiyacı ortadadır. En kısa sürede seçim olacakmış gibi hepimiz hazırlanmaktayız. Evet. Efendim ATV, Kanal 7 ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. Parti yönetimine eleştirilerini sıralayan bir mektup yazan iki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili mektupları genel merkeze ulaştı mı? Bir yanıt verilecek mi? Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecekleri iddiası da var. Sizin bu konulara ilişkin değerlendirmeniz nedir? Vallahi genel merkezimizin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok. Arkadaşlarımızın sorunları hangi zeminlerde genel merkezde, hangi zeminlerde diğer milletvekili arkadaşlarıyla, grup başkan vekilleriyle paylaşacakları belli. Milletvekillerimizin genel başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde de herhangi bir engel yok. O nedenle sorunuzun son kısmı ile ilgili olarak da şunu açık açık ifade edeyim. Rahmetli Demirel'in dediği gibi, bugün doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. AK Partili Bülent Turan, Erdoğan'ın seçim ittifakı turları için %50+1'lik sistemde oy almak için mecburen atılan adımlar dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin de seçim barajının makul seviyeye inmesi gerektiği yönündeki açıklamaları oldu. Sizin bu açıklamalara ilişkin değerlendirmeniz nedir? Yani %50+1'i tutturmak için adımlar atılmaya başlandıysa seçimin eli kulağında demektir. Diğer taraftan hükümetin ve ortağının koltuklarını koruyabilmek için siyasi partiler kanunu kapsamında seçim sistemiyle oynamaya başlamaları da korkunun dağları beklediğini göstermektedir. Tekrarlıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Millet bunların ne yaptığını gördü. Notlarını verdi. En kısa sürede önüne gelecek sandıkla birlikte bunları evlerine yollayacak. Evet. Efendim Halk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı DEİK toplantısında vatandaşlarımız müfterih olsunlar. Bize 18 yıldır güvendiler ve netice ortada. Bundan sonraki süreçte de bize güvensinler dedi. Sizin bu neticeye ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Biraz önce neticeye ilişkin yorumumu söyledim. Yani Türkiye'nin 2023 Cumhuriyet'in 100. yıl hedeflerine ilişkin ne hale bu iktidarın elinde, bu hükümetin elinde ne hale düştüğü açıkça ortada. Ama sadece şunu hatırlayalım. 2013 yılında bu ülkenin milli geliri 1 trilyon dolara yaklaşmıştı. Bu yıl 700 milyar dolar civarında olacak. Bu iktidar bu ülkeye tam 300 milyar dolara mal oldu. Dolayısıyla milletimizin de ihracatçıların da bunu gayet iyi takdir ettiklerini düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum.